Türkiye'nin 81 ilinden binlerce vatandaş, yüzlerce otobüs, özel araçlar ve hızlı trenlerle Ankara'ya akın etti. Mevsim kış! Mevsim kış! Gelen karbalan! Gelen karbalan! Başkanımız! Başkanımız! Gönül baran! Gönül baran! Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin içi ve bahçesi yaklaşık 185 bine yakın EYT'li ile doldu taştı. Bu yasa edir neden? Kars'a gitti Jüpiter'den, Mars'a gitti EYT'nin, sabrı bitti çıksın artık bu yasa. Şimdi bir araya EYT yumruk. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya akın eden on binlerce EYT'li sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Sabah saatlerinde Anıtkabir'e adeta çıkartma yapan EYT'liler, Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne sığmadı. Hani nerede verdiğiniz o tüm vaatler, bekledikçe uçtu. Türkiye'nin 81 ilinden gelen binlerce emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Anıtkabir'in Tan Doğan girişinde buluştu. Geç kalınmış adalete denmez adalet, önce hak gelir önce millet. Buradan ellerinde Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozelesine gelen üyeler Anıtkabir'in merdivenlerinde toplu fotoğraf çektirirken, daha sonra mozelenin girişinde Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşunda bulundu. Bravo asker! Allah'ına kurban! Asalet görün, asalet! Allah'ın alanına bağışlasın. Bravo, bravo, maşallah! Evet! Evet, aslanlar! Helal! Aslanlar yok! Kurtuk Türk'üm diyerek! Kurtuk Türk'üm diyerek! He! Hocam bu güzel değil mi? Var sanırım. Pardon, ilk partilerden. Doğru mu şarkı? Bilmiyorum. Abiler sağdan gidelim. Biz şey geçişlerinde denk geldik, asker değişimi. Benim kendisi oldu bak, sanki biz şuradan geldik. Derneğin Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, Yeni Mahalle'de düzenleyecekleri etkinliğe katılmak amacıyla Ankara'ya geldiklerini, etkinlik öncesinde de Anıtkabir'de toplandıklarını dile getirdi. Özüpak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunlara çözüm bulunmasını talep ettiklerini ifade ederken, aylık bağlanma oranları ve kıdem tazminatının fona aktarılmasına ilişkin konularda etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti. Öğle saatlerinde ellerinde Türk bayrakları ile Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne gelen EYT'liler salona sığmadı. EYT'liler salon çevresini adeta kuşatma altına alarak hınca hınç doldurdu. Emeklilikte yaşa takılanlar burada, EYT'liler gündemimizde yok diyen hükümete seslendi. Söke söke alırız EYT hakkımız, söke söke alırız EYT hakkımız, söke söke alırız. EYT'lilere siyasi partilerin büyükşehir belediye başkan adayları, milletvekilleri, petrolist sendikası, tek gıda sendikası da destek verdi. Edirne'den Kars'a, yurdun dört bir yanından başkente akın eden EYT'liler sık sık emeklilik hakkımızı söke söke alırız, vur vur inlesin Ankara dinlesin, EYT sandıkta hesap soracak sloganları attı. ...1999 yılında çıkan ve hala yürürlükte bulunan yasanın iptal edilmesini isteyen EYT'liler haklarının iadesi için imza topladı. Bu da kadın,
Yaşam haklarımızı istiyoruz. Arkadaşlarımıza alkışlıyoruz. Arkadaşlar, bugün burada binlerce insan var. Salon bizi alacak bu kesin. Büyük bir ihtimalle bu alan da alacak. Bu da kesin. Ama biz şunu biliyoruz ki, eğer hakkımız verilmezse mücadele yarından itibaren daha büyük enerjiyle, daha büyük gayretle devam edelim. Bazıları bunu final olarak görüyorlar. Hakkımızı kazanırsak final, eğer hakkımız verilmezse bu da bir başlangıç. Bu böyle bir bilir arkadaşlar. Çekiyoruz sakıntı yok. Canlı yayın değil mi? Çekiyoruz. Hükümet! Nerede? EYT burada! Hükümet! Nerede? EYT! EYT mağdurları adına emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak açıklama yaptı. Hükümetin bir an önce EYT mağdurlarının taleplerine kulak vermesi gerektiğini belirten Özüpak şöyle konuştu. Biz tek başımıza hiçbir şeyiz, birlikte her şeyiz. Sonuna kadar, sonuç olana kadar. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Var olun. Hoş geldiniz öncelikle. Bu soğuk kış gününde Ankara'yı içimizdeki ateşle ısıtmak, sorunumuzu ilgililere anlatmak, onların en yakınında ve yanı başlarında bulunarak toplandı. Türkiye'nin birçok yerinden seslendi. Bu kez buradan onlara en yakın yerden haklılığımızı haykırıp sesimizi duyuracağız. Çünkü vatanın evlatları ülkenin kalbinde mağduriyetlerini haykırırken ilgisiz kalınmayacağını biliyoruz. Kaldı ki milyonlarca kişinin
milletinin, öz evladının gür sesidir. Biraz daha
daha öteye gider misin? 1999 yılının 17 Ağustos'unda deprem felaketiyle yüreklerimiz yanarken konu komşu birbirimize tutunarak sardık yaralarımızı. Ama ne var ki tam da bugünlerde IMF'nin dayatmasıyla kaşla göz arasında mezarda emeklilik yasası geçti meclisten. İşte bizim mağduriyetimiz o gün başladı. Aradan 20 sene geçti. 20 sene içerisinde birçok kez seçim oldu, hükümetler değişti. Her seçim döneminde de vaatler arasında biz vardık. Hep bekledik, hep ümit ettik. Hep sabrettik, sıranın bize gelmesini bekledik. Ne var ki sıra bize hiç gelmedi. Yıllardır hanemizin bekası, çocuklarımızın rızkı ve geleceği için gecelerimizi gündüzümüze katarak çalıştık. Birileri kalkıp çocukların geleceğinden bahsediyor. Ya yıllarca birçok şeyden mahrum bıraktığımız bizim çocuklarımızın geleceği ne olacak? Hiç şüphe yok ki bizim mücadelemiz de bizim çocuklarımız içindir. Konuşmuş olmak için konuşmaktan ziyade söz verilen icraatleri gerçekleştirip hiç konuşmamak da üstün bir meziyettir. Siyasi bir gayemizin olmadığını her toplantımızda dile getirdik. Herhangi bir siyasi ideolojiyle birlikte hareket etmediğimizi ve topluluğumuzun Türkiye'nin tutkalı olan emekçilerden oluştuğunu söyledik. Ama biz milletiz ve devlet bizim. Sesimizi duymayanlar, alaycı sözlerle bize hafife alıp boş işler yaptığımızı düşünenler bilsinler ki her partinin tavanından oluşan emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye'nin bel kemiğidir. Kibirle milletine sırt çevirenlerin, egemenliğin sahibinin millet olduğunu hatırlatmaları gerekmektedir. Asıl söz sahibi millettir. Yüce Türk milletidir. Atatürk'ün dediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Biz kimiz? Biz milletiz. Biz Yüce Türk milletiyiz. Bizimkisi bir serzeniş değildir. Zor durumda kalmış ve hakları gasp edilmiş bir topluluğun feryadıdır. Milletin kendisine yapılan hakaretlere er ya da geç tepkisini gösterebileceği asla unutulmamalıdır. Türk halkının orta kuşağı olarak bu ülkenin yapı taşlarını biz teşkil ediyoruz. Bu memlekete en fazla emek veren insanlarız. Bizden öncekiler 38 yaşında emekli oldukları için bu bir iddia değil, tartışmasız bir gerçektir. Yanlış algı yaratmaya çalışan insanların söylediği şekilde bizim 38 yaşında emeklilik gibi bir hedefimiz de yoktur. Sadece bir yasanın geriye doğru
işe başlayan, hakkını savunan bu insanlar kimseden sadaka dilenmiyor. Ceplerinden çıkan kendi primlerini emekli maaşı olarak geri iade edilmesini istiyor sadece. Budur. Bu tarihe not düşülecek ve demokrasiye örnek teşkil edecek bir şekilde davranıştır. Bugün sesimizin duyulduğu da aşikardır. Bu da EYT'nin başarısıdır. Değerli arkadaşlarım, beklentimiz ve ümidimiz en yüksek seviyede devam ederken, bütün olumsuz konuşmalara rağmen sesimizin duyulduğu ve halimizin anlaşıldığını biliyoruz. Söz verilenin icra edilmesi artık zorunluluktur. Önümüzdeki günlerde bizi temsil edenlerin bize güzel haberler vereceğine de inanıyoruz. Ekonomik sıkıntıları göğüsleyenler sabırsızlık içerisinde haklarının iade edilmesini ümit edenler ve toplumsal sorunlara çözüm bekleyenler var oldukça hiçbir seçim sonucu öngörülebilir değildir. İktidarların başarısı ancak milletin sesine kulak verilip mağduriyetlerinin giderilebildiği müddetçe devam eder. Hanemizin bekası sağlanmadıkça milli şuuru oluşturmak zordur. Biz emeklilikte yaşa takılanlar olarak izinsiz hiçbir gösteri yapmadık. Yapmayacağız. Tarihlere kapılmayacağız. Kamu malını üreten biziz. Kırıp dökmeye çalışanlara asla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Bize yakışan en güzel tepki demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi dinleyen, bizi anlayan ve yanımızda duranlardan yana kullanmamız olacaktır. Şimdiye kadar bizimle beraber mücadele eden, sesimizi duyurmamıza yardımcı olan, bizimle aynı hissiyatla hareket ederek, sorunumuza çözüm arayışında bulunarak yanımızda olan tüm siyasi parti ve vekillerimize de teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da haklı davamıza katkıda bulunacak istisnasız herkese minnettar olacağız. Hatta Türkiye'nin şu ana kadar gördüğü
çalışın. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kanun ve hukuk içerisinde hakkımızı sonuna, sonuç alana kadar aramaya devam edelim. Emeklilikte yaşa takılanların büyük buluşmasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş başta olmak üzere CHP, İYİ Parti milletvekilleri de destek verdi. Arkadaşlar programımız devam ediyor. Aramıza katılan CHP adına İl Başkan Yardımcısı Şahin Yeter, hoş geldiniz. Ayrıca gazeteci ve program yapımcısı Sevgi Uzunkök, hoş geldiniz. Nazım Hikmet Kültür Merkezi salonu dışında kurulan ekranlardan salonu izleyen emeklilikte yaşa takılanlar sık sık EYT burada, hükümet nerede, vur vur inlesin, Ankara dinlesin sloganları atarken eşleri ve çocukları da kendilerine destek verdi. Bu sesi duymayanların kulağının dibine kadar 100 bin kişiyle gideceğiz ve sesimizi duymak zorunda bırakacağız. Bu Ankara, yanındayız, kulağını dinleyeceğiz. Hırtlara gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bizim dostlar, bu memleket bizim. EYT'lerin hakkını almaları için her nerede, nasıl olursa olsun dedik ki hep destek, tam destek ve bu destek devam edecek. Bütün eğilimleri bir araya getiren, içerisinde farklı görüşleri barındırdığı halde hiçbir zaman ayrımcılık yapmayan bu dostlarımıza şu dörtlükle seslenmek istiyorum. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim, bizim dostlar, bu hasret bizim. Boşluğu doldur. Buyursunlar görsünler. Boşluğu doldur. Çekim yapıyorum sana sonra. Çekim yapıyorum. Boş diyenlere şunu diyeyim. Mezuniyet gününde kızına kep alacak parası olmadığı için inkar edip hayatına son veren EYT'li kardeşimiz için boş düştüğünüzü söyleyeyim.
onlara prefektür başının misyonlarıyla seslenmek istiyorum. Ölüm sanata düşer usta, yürek acıya, ölüm hep bana, bana mı düşer usta? Sevda ne yana düşer usta, hicran ne yana, ayrılık hep bana, bana mı düşer usta? Gurbet ne yana düşer usta, sıla ne yana, hasret hep bana, bana mı düşer hep usta? Hasret hep bana mı düşer usta, ölüm hep bana mı düşer? Ölüm ne kadar hak ise EYT'nin yönetimiyle o kadar haktır, alacaksın! ...1999 yılında çıkan bir yasayı geriye doğru çalıştırarak dünya hukuk tarihine girenlere bugün şunu diyoruz, bugünkü yönetimde olanlara düzeltin bu yanlışı, düzeltin, siz de dünya hukuk tarihine yazılın, düzelterek yazılın, bu sizin elinizde, bu insanların hakkıdır elbette olmak. Hakkıdır. Sadece hak olanı istiyorlar. Kimsenin başka işi istediği yok. Öyle başkanımın dediği gibi bölük pörçük olarak dediği. 99 öncesinde neyse her şeyiyle tüm haklarını istiyor EYT'e. Verin artık bu hakkı. 20 yıl oldu bu hakkı. Verin artık. Bizleri yanımızda sürekli yalnız bırakmayan Ali Karakuş ve Ömer Altay'a huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. İyi ki kader birliği yapmışız ve bu güzel kardeşlerimize yol almışız. EYT'li kardeşleri, Bursa'da yanan EYT meşalesi Kocaeli, Eskişehir, Antalya, İstanbul, İzmir, Çerkezköy, Adana'dan sonra Ankara'ya taşındı. O büyük coşku iyice arttı. Bugün inşallah Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu haklı davamızda bizleri görecekler ve EYT'de olarak istediğimiz sonucu alacağımıza yürekten inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, yıl, yaş ve prim şartını yerine getirmemize rağmen emekli edinmeyip haklarımız elimizden alındı. Bu da yetmemiş gibi çalıştıkça maaşı düşen bir sisteme dahil edildik. Bugün burada hak arayışımızı, sesimizi duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Yasanın çıkış tarihi itibariyle uygulanmasını ve ötelenen emeklilik hakkımızın geri verilmesini talep etmekteyiz. Bu kararlılıkla haklarımızı alıncaya kadar bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz. Önümüzdeki seçim süreci öncesi bu haksızlığın giderilmesi milyonlarca EYT'li kardeşlerimin en büyük arzusudur. Kamuoyuna buradan seslenmek istiyorum. Bizler için erken emeklilik hakkının geri verilmesi bir lütuf değildir. Aksine en doğal hakkımızdır. Unutma, sen yoksan bir eksiyiz. Sen varsan bir fazlayız. Huzurlarımıza konuşmama son verirken saygı ve sevgiyle selamlıyorum sizleri. Teşekkürler. Sevgili Erhan Usta dediğimiz, biliyorsunuz ki hepimiz takip ettiniz. Bildiğimizin siyasi hayat yerine olumlu bir hayatı tercih etmişti. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
olarak da şu anda biraz ara vermesindeki önemliliğin de sahibi Metin Erdoğan'ın ekibimiz burada. Yani bir yandan da Nurgül'ün sözü var. Boşaltın orayı arkadaşlar, boşaltın. Sevgili Deniz Hanım, işte ben salonumuzdan ayrılıyor. Kendilerini çok teşekkür ederim. Teşekkür. Arkadaşlar, şu ön tarafa bir boşaltın arkadaşlar. Sevgili Deniz'e yardımcı olun. Hey Allah'ım ya Rabbim, bu nasıl bir konuşma ya? Arkadaşlar ikide bir gel. Sevgili arkadaşlar, 8-9-1999 yılında yaşanan acı bir tablo tutmak neticesinde o günün şartlarında üçlü koalisyon döneminde bize yaşatılan 4447 nolu yasayla hepimizin ellerinden alınan ve 1 ila 17 yıl arasında değişen sürelerle emeklilik yaşlarımız ötelenmişti. Şimdi bizler yıllardan beri verdiğimiz mücadelede bununla birlikte derneğimizin kurulmasından önce de sevgili emekler arkadaşlarımız var aramızda. Kendilerine bizlere çok büyük destekler veriyorlar alemde. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bizler bu mücadeleye başladığımızda dedik ki bu iş bu şekilde olmayacak. Hepimiz bir güzel kimlik altında toplanmalıyız. Güne kadar 3, 5, 10 derken işte bugün bu salonlara, meydanlara sığmayan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden akın akın konvoylarla gelen insanlarımıza bu salgınlığı yaşattık, bu birlikteliği sağlattık. Hepinize gurur duyuyoruz, hepinizi seviyoruz. Ayrıca özellikle belirtmemizde klasik mesela bu rakamlar klasik 8999, 5510, 4447. Ya asıl mağduriyetleri biz kimiz? EYT'li kimdi? EYT'li ne istiyor? EYT'li ne yapıyor? EYT her zaman söylediğimiz gibi namuslu bir hak arayışının ta kendisidir. Biz hiç kimseden sanata istemiyoruz. 25 ile 30 yıllar arasında devletimize alın terimizle ödediğimiz vergilerin karşılığını istiyoruz. Bugün geçtiğimiz hafta Adana'da Tümra Mervin adlı kızımız açmış olduğu pankartta şunu söylüyor. Babam kalp hastası. Babam çalışamıyor. Babamı emekli edin. Ben yok okuyamıyorum. Ben tahsil hayatımı sürdüremiyorum. Ya şimdi kim bu yasaları dinler? Kim bunu düşünür? Bu çocuk okumadıktan sonra, bu çocuk geleceğe hazırlanmadıktan sonra yasa bilir neyine? Bizler 11 ile 13 yaşlar arasında iş hayatına atıldık. Keyifler atılmadık. Hepimiz ailemizin ekonomik durumlarına katkıda bulunmak için atıldık. En ağır şartlarda, en kötü şartlarda biz bu mücadelenin içine girdik. O zamanlar, peki soruyorum şimdi arkadaşlar, o yaşlarda iş hayattan atılanlar kimler? Maşallah, var mı aramızda? Evet, sivil toplum kuruluşlarından da var. Peki, o dönemde sizin yanınıza herhangi bir devletin kurumundan bir yetkili gelip de ya biz sosyal devletiz. Sosyal devletin gereği senin okuma hayatını, senin geleceğinin hazırlanmasını sağlamaktır. Biz senin okumanı istiyoruz. Biz senin oynamanı istiyoruz dedi mi? Demedi. Peki bizler 40'lı yaşlara, 45'li yaşlara geldiğimizde sizlerin emeklilik yaşlarını 1 ila 17 yıl arasında öteledik demeye hakkı var mıdır? İşte aradaki tezat bu. Bu nedir, nedir biliyor musunuz? Biyolojik anne, biyolojik baba. Çocuk doğuyor ama aile tarafından terk ediliyor. Çocuk aile olursa sahip çıkılıyor.
zalim de olursa bizden değil de diyor. Böyle bir hak arayışı içinde bizler işte o çocukları gelecekte görmemek için ben emekliyim. 2 yıldan beri emekliyim. Bu davaya emekli arkadaşlarımla birlikte hala destek veriyorum. Asıl kadar evladımın, çocuklarımın haklarından, onların gezmeye gitmesinden, onların yanında olmaktan, fedakarlık ederekten buralara kadar geliyorum. Geçen hafta da söyledim. Benim oğlum diyor ki, baba diyor, Allah belasını versin bu EYT'nin diyor. Hakikaten ama EYT'nin olmak güzel bir şey değil. Çünkü diyor, bu diyor, EYT diyor, benim diyor, oyun hakkımı, seninle geçireceğim vakitleri diyor, elimden alıyor. Ama diyor, ben biliyorum ki diyor, sen benim oğlansın, kızamıyorum diyor. Sen benim hakkımı aramak için diyor, yola çıkıyorsun diyor. Ben de diyor ki, ben bu haklarımızı vermeyenlere hakkımı helal etmiyorum diyor. Şimdi bir bana düşünün. Adana'da gider. Hani hep böyle komik olaylar olur ya. İşte su arabasının arkasında adam işte oturuyor, duş alıyor falan öyle gidiyor yazın. Ama bir de böyle hayatın ta kendisi yaşanıyor bazen Adana'da. Bir bana düşünün. Buradaki toplantıya gelebilmek için kızının kumbarasını kırıp o parayla yol parası yapıyor buraya gelmek için. Ama Adana grubun temsilcisi arkadaşlarımıza, Adana grubumuza teşekkürler ediyorum ki onlar bu arkadaşımıza o parayı iade ediyorlar ve o arkadaşımızın buraya gelip konaklama bütün her şeyi karşılıyorlar. İşte sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, hepimiz aynı yollardan geçiyoruz. Aynı acıları, aynı üzümleri yaşıyoruz. Çoğunu geliyor bize. İşte sizin haklarınızı vereceğiz, sizin haklarınızı vereceğiz. Evet verecekler, doğru söylüyorlar. Çünkü bugüne kadar hiçbir tane siyasi yetkilinin bize haksızsınız dediğini görmedik. Geçtiğimiz zamanda sevgili başkanla beraber bir toplantıya katıldık İstanbul'da. Biraz ortamı da geldik. Tabii ki gerilecek çünkü taş yerine gediğine oturduğu zaman geriliyor. Ben dedim ki yani sevgili milletvekilimiz şunu söyledi, yani ismi bizde kalsın. Dedi ki elektrik alanlar dedi, bizimle beraber yürüyecek dedi, elektrik düşenler dedi artık gidecek. Ben dostuna dedim ki inşallah dedim bizler dedi elektrik alanlardan oluruz. Dedi de o sizde dedi. O zaman dedim sevgili vekilim biz hakkımızdan feragat edeceğiz dedim, o elektrik alacağız. Aynı dedi, biz dedim hakkımızı aramaya devam edeceğiz dedim. Sevgili vekilimiz de orada oturan geldi kolumdan tuttu. Aynen şöyle dedi. Kelimesi kelimesi. Bu senin dedi. Benim dedi. Anamın ak sütü gibi helal. Bu hak sizi sizin helal hakkınız dedi. Peki dedim sevgili vekilim. Sizin bu söylediğiniz, benim kulağıma söylediğiniz nereye kadar dedi? Eğer dedi o yüreği taşıyorsanız çıkacaksınız meclisin ortasında Erhan Usta gibi bizi temsil edeceksiniz. Siyasi rahatı değil. Siyasi geleceği değil. İnsan olmayı seçeceksin. Emekçilerin ve hakkını vermeyi seçeceksin. Onların yanında durmayı seçeceksin. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Allah yardımcı yardımcımız olsun. We'll be right back.
denize alacaklar. Kıdem Taş'ın arkamızı. Sonra bitirecekler. Niçin biliyor musunuz? Para lazım, para. Şu anda 7 hal gerçekleştiğinde Kıdem Taş'ın arkamızı. Ve sizler bu 7 hal gerçekleştiğinde aldığınız sayıyı isterseniz, kadınlar evlenince, erkekler askere gidince, 3615 yıl doldurunca, emekli olunca, ölünce, işveren tarafından çıkarılınca, işverene haklı bir kusur affedersin, ücretini zamanında ödemiyor, sigortamı yapmıyor dediğinde kıdemi alabiliyoruz. Ve kontrollü bir iş aramasını geçiyoruz. Cebimde 15-20 bin lira para var. Hemen iş bulmak zorunda değil. En iyi şartlarımı uygun iş bulacağım. Peki son ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki bu 7 hali 2,5 hale düşürdüm diyor. 2,5 ne biliyor musunuz? Şu anda piyasalarımızın emekli yaşımız kaç? 65 yaşına gelince alacaksın diyor bir. Ölünce yakınlarını alacak diyor iki. Buçuğunu da söyleyeyim mi? Sonunda en az 15 yıl kalırsan sondaki paranın yarısını ev veya araba almak şartıyla veririm. Sana ödemem, ev aldığın yere veya araba aldığında geri öderim. Kalan yarısını da 65 yaşına gelince bekle olunca veya ölünce veririm diyor. Bakın arkadaşlar, 12 Eylül 1980 askeri darbe yapılmış. Çoğunuz işçisiniz. O tarihe kadar Kıdem Taş'ın tavan yok. Tavan yok. Hatırlar mısınız bak benim yaşımda, benim akrabalarım ilk olduğunda o Kıdem Taş'ın atıyla bir ev bahçeli, bir de araba alıyor vardı. Bak, bu kuşak hatırlıyor onu. Aynen öyle. Kıdem Taş'ın atıyla bir ev bahçeli, bir de araba alıyorlardı. Ki o yıllarda iki tane araba fabrikası var. Ben öyle kapış sıraya giriyoruz. O kadar da pahalı. 12 Eylül iktidarının ilk gün aldığı karar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu işçi kısmı devlet memurundan daha fazla ikramiye alıyor. Sendikalara var. Toplu sözleşme yapıyorlar. Bu toplu sözleşmeyle Kıdem Taş'ın adı şimdi yıllık 30 gün alıyorsunuz ya. O Kıdem Taş'ın adını İşçiler sendikalar aracılığıyla yıllık 90 gün, yıllık 120 gün yapıyorlardı. Tavan yoktu. Kenan Eren dedi ki, bu panya sınıfı bizim gibi askerlerden, memurlardan daha fazla para alacak ha? Öyleyse kıdem tanımasına tavan getirdim dedi. 12 Eylül yoksa sen. Bak o büyük, bu işçi sınıfı yapan bir darbeydi. Evet, sıkı yönetim vardı, ses çıkaramadık. Ve unutmayın arkadaşlar, 12 Eylül 1980 günü geldiğinde bu ülkede 5 milyon işçi vardı. 4,5 milyon sendikalıydı. Bak 5 milyon işçi, 4,5 milyon sendikalı. Şu anda 14-15 milyon işçi var. 600 bin sendikalı, 600 bin. Şimdi size soruyorum bakın arkadaşlar. Devlet diyor ki şu anda. Cebinde parası olanları örgütler diyor. Anlatayım. Şimdi her birimizden birisi bakkal dükkanı açmaya kalksa vergi dairesi diyor ki git önce esnaf odasına kaybol. Örgütler sonra gel vergini açalım diyor. Bir limite şirket kursanız, anonim şirket kursanız diyor ki önce git ticaret veya sanayi odasına kaybol. Örgütler sonra benim yanıma gel diyor. Peki bir işçi örgütlenmek istese sendika olmak istemiyor. Ne gelir başına? Neden? Örgütler ne olacak? Çok EYT gibi örgütler ne olacak bu? Sendikalar ne olacak? Örgütlenmek niçin söylüyorum biliyor musunuz? Siyaset vatan millet sakarya değildir. Siyaset din, bayrak, kitap değildir. Siyaset paradır. Para. Ne parası biliyor musunuz? Bu ülkenin 3 milyon TL milli geliri var. Bu 3 milyon TL milli geliri yüzde kaçı emekliye verecek? Yüzde kaçı emekçiye verecek? Yüzde kaçı sermayeye verecek? Yüzde kaçı rantiye verecek? Yüzde kaçı yandaşa verecek? Kararını veren yer mi siyaset? İki, bu ülkenin 900 milyar bütçesi var. 900 milyar TL 2010 bütçemiz. Bu bütçeden memura ne kadar vereceğim? Emekliye ne kadar vereceğim? İşçiye ne kadar vereceğim? Kararını ver, yer mi
o siyasal örgütlenmeler. Şu an için 82 milyonuz. 82 milyon, en az 75 milyonu emekli, emekçi ve çiftçi midir? %85'i çiftçi, emekli, emekçi midir? Peki o mecliste niye %85 arasında emekli, emekçi temsilcisi yok? Kim seçiyor onları? Neden sınıfınızı bilerek seçmiyoruz? Ben ne sınıfıyım? Emek sınıfıyım. Emek sınıfına milli gelirden, emek sınıfına bütçeden kim daha çok pay verir? Kim buna bağlı diyor bana? Şu parti. O parti olur. Aynen öyle. Şimdi lütfen bakın unutmayın. %85'i emekli ve emekçi olan bir ülkede meclisinde de %80-85 oranında temsilcisi olmalıdır. Biz sandığa gittiğimizde soracağımız soru şu: ben hangi sınıfa tabiyim? Emekli miyim? Emekçi miyim? Sermaye miyim? Rantiye miyim? Yani paramla para mı kazanıyorum? Malımla para kazanıyorum? Yoksa emeğimle mi para kazanıyorum? 3 ay işsiz kalsam aç kalır mıyım? Evet. 3 ay işsiz kalsam kiramın diye hale gelir miyim? Evet. Niçin? Sosyal güvenlik kurumu açık vermesin diye. Şimdi soruyorum. Sosyal güvenlik kurumu açık vermesin diyenler ne davranırsın? EYT'nin, EYT harika ailemiz var. Açık versin diyenler. Versin. Evet. Sosyal güvenlik kurumu açık verecek ki benim dilim açık vermeyecek. Sosyal güvenlik kurumu açık verecek ki ABOBO'nu düşünmeyecekler. Ne dediler bize 2008 reformunda? Sosyal güvenlik kurumu açık veriyor. Biz bu açığı düşüreceğiz dediler. Üç şey yaptılar. Emeklilik yaşına 65 yaşıyoruz. Mezarda emekli olacaksınız. Çocuklarımız, sorunlarımız. Aylık bağlama oranını yer yere düşürdük. Almanız gereken emekli maaşının yarısını alacaksınız. Bu bize ait, bize. Biz bilinçli olursak düşünün arkadaşlar. Bak buraya geldiniz o bilinçle. Bu bilinçle yine etrafınızı aydınlatacaksınız. Mum gibi. Kardeşinizi, komşunuzu, akrabalarınızı, dostlarınızı anlatacaksınız. Sosyal güvenlik kurumunun açık vermesi sizin için değil, sermaye için bir şeydir. Bakın burada canlı yayında ana akım medyadan kaç televizyon var? Neden biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Sermayenin elinde sen EYT yasası çıkarsa o bana onların dilinden çıkacak. İster mi çıkması? O da ama esas evet. Şimdi o yüzden mesela bilinçli olacağız. Bilinçli olup kendimizi, sınıfımızı bileceğiz. Ona göre ayarlayacağız. Şimdi EYT çok masraflı dediler değil mi? Evet. O yüzden çıkarmışlar dediler değil mi? Evet. Suriyelilere kaç para harcamışlar? 35 milyar dolar. 45 milyar dolar. 45 milyar. 5 milyar. Dolar 5 olursa 250 milyar. Eğitim maliyeti 8 milyar. 8 milyar TL. Yani bu ülkenin ne ölçüsü bu arada? Sabah 7'de doğmuşlar otobüse gidip çoluk çocuğunun emeği için, harçlığı için, ekmeği için yola çıkıp saatlerce çalışıp akşam eve yorgunlarla gelen bu ülkenin çocuklarına bu para az çok ama 35 milyar dolar, 45 milyar dolar harcayabiliyorsun. Yollar yok. Bilin yeter. Bak bilin yeter. Bakın arkadaşlar bu yasa inanıyorum bak söylüyorum. Yürekten inanıyorum. Niçin inanıyorum biliyor musunuz? Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ne ben inanıyorum. Şimdi birkaç arkadaş bana Twitter'da falan şey yapmışlar. Sen Ankara'ya gelme EYT'nin çıkacağına inanmıyorsun demişler. Söylüyoruz bak. Arkadaşlar 150 kişi geliyorsunuz, 200 kişi geliyorsunuz. Çıkmaz mı öyle? Ben inanmıyor değilim. Sahip çıkmayan değil. Yetti. Şimdi arkadaşlar, onu biliyorsunuz. Bu EYT çıkacak.
Benim sorunum neden 65 yaşında emekli oluyor? Neden? Avrupa'da 65 diyorlar. Tamam kardeşim. Seçkin Avrupa ülkesi. Almanya mı? Belçika mı? Lüksemburg mu? Fransa mı? Bütün yasaları geçerken 65 olacak. Kendine geleceği Avrupa öğrencisi var. Şimdi o yüzden bilgi işlenmeye gayret okumaya. Sosyal medyada okudun fark etmez. Ama kitap da okuyun arkadaşlar. Bak ayda bir de olsa bir kitap okuyun. Bak bir kitap. Doğru yanında olsa bile bir gazete okuyun. Bak doğru yanında. En azından anlayacaksın. Özür dilerim. Bu hünyanın yazdığı haber doğru mu diyeceksin. Tamam mı? Okuyun ya, okuyun. Evet. Vergiye tavana, gelire tavana. Nasıl yani? Ya anlatayım. Şimdi, sosyal güvenlik kurumu açıklığı yönetilir ya. Sosyal güvenlik kurumu açıklıyorsan, vergilerden oluşmuş olan bütçeden sosyal güvenlik kurumuna para aktarız. Bak, vergilerden oluşmuş bütçeden sosyal güvenlik kurumuna para aktarız. Mesela 2008 reformu olmasaydı, şu anda milli gelirin %8'i kadar açıklayacak. %8'i kadar. Yaklaşık 170 milyar, yani 180 milyar civarında. Şimdi o vergi kısmına geleceğim de. Tamam. 2015 yılında bir gazete yazardım. Zamanında Çalışma Bakanı beyanat verdi. Dedi ki 2008 yılında öyle bir reform yaptık ki Sosyal Güvenlik Kurumu 90 milyar açık vermekten kurtuldu. Ertesi gün köşemde ne yazdı biliyor musunuz? Bakan emeklilerden 90 milyar kaldı dedi. Kaldı. Evet. Bir ülkenin sosyal devlet olup olmadığının birinci göstergesi Sosyal Güvenlik Kurumu açıklarıdır. Ne kadar çok açık veriyorsa o kadar sosyal devletir. Açık vermiyorsa sosyal devlet daha değiliz. Şimdi kardeşim vergiyi anlattı. Söyle kardeşim. Ya şimdi ben şimdi kardeşim ben ne olduğunu biliyorum. Bu arkadaşlar da yıllardır beni tanıyorlar. Ali Tecelettin'in demek kim olduğunu biliyorlar. Derler mi? Geçinler. Kimin kölesi, kimin kölesi olmadığını sizler de belli. Beraber dolaştığını belli. Ha derler mi? Geçinler. Olmaz değilsen, ne desinler diye dedi. Şimdi bakın. Arkadaşlar, 2018 yılında yaklaşık 700 milyar TL vergi kapatmışız. 700 milyar TL. 700 milyar TL'nin sadece %8'ini kurumlar vergisi ödemiş. Yani koca koca holdingler var ya. Koca koca holdingler 500 bin şirket. %7.8'i hatta ödemişler. Siz çalışanlar var ya. O verginin yaklaşık %23'ü ödemişsiniz muhtasarla. Yani çalışanlardan ödenen vergi patronların üst katı. Şimdi tekrar ediyorum. Sizlerden alınan ÖTV, KDV, muhtasar vergilerinden toplanan, yani sizlerden toplanan vergilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılmasını istedim. Fakirden topluyoruz, fakirden. Hani bize diyorlar ya, biz emekliden vergi alıyoruz. Doğru, emekli maaşından vergi yok. Peki emekli kardeşim, bakmana biliyor musun? Pirinç alıyor musun? %8 kahve veriyor musun? O cep telefonu kullanıyorsun, %25 ÖTV veriyor musun? Benzin alıyorsun, kullanıyorsun. Aldığın benzinin 3 katı veriyor musun? Hani emekliden vergi alınmıyordu? Her yerde alınıyor değil mi? Peki biz bilinçlenirsek? Bak böyle bildirim olarak bilinçlenirsek. Ama örgütlü bak. Bak şöyle söyleyeyim. Eğer burada sendika üyeliği olmayan varsa, bir sendika yok. Fark etmez. Bir derneğe üye olmayan varsa biz bunlara yığın diyoruz, yığın. Yığınlar böyle kenetlenemez, böyle kenetlenemez. Anladın mı? Tanımıyor biz oraya. Ama yığın olmazsa böyle kenetleniriz. Evet. Böyle kenetleniriz. Biz böyle gidersek kim öğreniyor onu? O yüzden en az bir derneğe yığalım kardeşim. En az bir sendika yığalım kardeşim. Yine söylüyorum, en az ayda bir kitap okuyun kardeşim. Bir tane baskı okuyun, yandaş da okuyun. Kız ne tek şey olmuş.
Savaşı'nın 3 tane dönemi var Mustafa. Birinci dönem 31 Aralık 99 yılı ve öncesi. Ben buna Demirel Ecevit dönem diyorum. İkinci dönem 1000-2000 ile 30-2008 arası burada Yaşar Okuyan dönemi diyorum. Üçüncü dönem 1-2008 arası Recep Tayyip Erdoğan dönemi diyorum. Birinci dönem Demirel Ecevit dönemi. Aylık bağlama oranı %70. İkinci dönem Yaşar Okuyan dönemi 65. Üçüncü dönem Tayyip Erdoğan dönemi %35. Ruhlamayın, bilin, aklını seçin. Bilin, %35'i ne biliyor musunuz? Diyelim ki asgari ücretle çalışıyoruz ki çoğunluğunuz öyledir. Yani 2500 lira bürütü. Buyur kardeşim. Hak verilmez, alınır. Hak verilmez, alınır. Hak verilmez, alınır. Otobüsler kalkacakmış. Sonra EYT'ye sonra adlı toplantısına da burada olacak. Gönlüm ve sizin de sizi burada her partiler var. Partimiz yok. Partimiz Ekmek Partisi. Ali Tezel'e teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar toplantımız kısa bir süre sonra bitecek. Yalnız şunu bilmemiz gerekir ki Gönül Hanım dışarıda da bir balkon konuşması yapacak. Ayrıca meşalemiz yanacak. Bize başladılar.